Merhaba arkadaşlar. Trigger'larda bir sonraki konumuz Trigger Exceptions. Burada e, add Error diye bir metot kullanacağız ve e, daha önce Velide Şunurlar'da e, çalıştığınız yani Velide Şunurlar yardımıyla e, Validate eklediğimiz yani bazı şartlar getirdiğimiz hatırlarsanız işte şöyle olursa eklemesin, şöyle olursa update yapamazsın şeklindeki bazı ee, şartlara bağlı kullanıcıları yönlendirme e işlemlerine biliyorsunuz biz veri rule diyorduk. O veri rule'ların aynısını biz trigger'larda da yapabiliyoruz. Trigger'larda bunu add error metodu ile yapıyoruz. Yani istemediğimiz bir durum oluştuğu zaman add error oluşturduğumuz zaman bizim trigger'ımız orada duruyor ve bir hata mesajı veriyor. Bunu biz Dediğim gibi e, Trigger Exceptions olarak biliyoruz ve burada kullandığımız method add error metodu arkadaşlar. Şimdi onu çalışacağız. Çok basit örneklerle anlamaya çalışacağız. Onun için arkadaşlar öncelikle e, orkunuzu tabi açmanız lazım. developer bir konsula gideceğiz. Yine bizim önceden e, çalıştığımız account trigger üzerinden çalışacağız. Önceden yaptığım çalışmaları sırf bu video için siliyorum bu şekilde görüyorsunuz ama bazen Tabii ki bunları ekleyeceğim isterseniz sadece aralarını silelim oralarda yapmaya çalışalım aradaki çağırdı metotları siliyorum Arkadaşlar bu şekilde şimdi bazı örnekler üzerinden gitmek istiyorum burada belirli şunları nasıl ekleyebiliriz Örneğin diyelim ki bizim accountlara yeni bir account eklemek istiyoruz ve bu ekranlarda arkadaşlar Eğer biz Örnek veriyorum. Rating'i boş bırakırsak rating'i seçmezsek. Şimdi bir account eklerken sürekli eklediğim account'ı hatırlayın. Bank of e, Rize ya da farklı bir account eklediğiniz zaman. Eğer rating'i seçmiyorsak hata mesajı almak istiyorum. Yani benim devam etmeme, sistemin izin vermemesini istiyorum. Biz bunu validation'larla yapıyorduk hatırlarsanız. İsterseniz ilk önce validation'larla yapalım. Daha sonra trigger'larla yapalım. Aradaki farkı görelim. Böyle şunları biliyorsunuz. Edit Object'ten gidiyorsunuz. Object spesifik olduğu için e, sol tarafta velide şunları görebiliyorsunuz. Burada benim bir rulum var. Onu açıyorum. Eğer aktif aktif değilmiş. Buradan devam edebilirim. Evet arkadaşlar hatırlarsanız eğer e, şöyle çok basit bir velide şunurla aktif bir velide biz onu ekleyebiliyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bir account eklendiği zaman eğer rating boş ise bizim izin ya yani bizim devam etmemize izin vermeyecek. O nasıl ekliyoruz? Çok basit bir şekilde insert field diyorum. Account'un filtrelerinden biri olan rating'i buradan buluyorum. Eğer rating eşit nalsa rating eşit nalsa. Tabi burada rating bir check bir pick olduğu için bu şekilde kabul etmeyebilir. İsterseniz bir kontrol edin. Bakın bu şekilde kabul etmiyor çünkü picklist value olduğu için support etmiyor. Burada is pick value kullanmanız gerekiyor. Sağ taraftan fonksiyonlarımızda is pick value diye bir fonksiyonumuz var. Onu kullanmamız gerekiyor. Belleğe şu nasıl yapıldığını gösteriyorum. is pick value diyoruz. Sonra picklist field buraya işte rating'i koymamız gerekiyor. insert diyorum. Buradan rating'i buluyorum. Eğer rating eşittir neyse arkadaşlar ratingimiz boşsa yani böyleyse reytingimiz bu şekilde ise boşsa hata mesajı vermesini isteyeceğim. Bakın şu anda boş. Seçilmemiş. Seçilmediği için hata mesajı verecek. Aktif yaptık. Save yapıyorum. Şimdi biz yeni bir account eklerken arkadaşlar hemen bir account ekleyelim. Bank of Kırşehir diyorum. Aklınıza gelebilecek bütün şeylerin şeylerle alakalı bir banka eklemeye çalışıyorum. Bakın ratingi seçmedim. Save diyorum hata mesajı veriyor. Burada e, hata mesajı eklemediğimiz için SSS yazıyor. Gidip de hata mesajı eklerseniz o hata mesajını görebilirsiniz. Aşağıda hata mesajı ekleyelim. Diyelim ki e, You have to select Rating diyelim. Bu şekilde bir mesajı eklediğimiz zaman e, Account'a tekrar save yapın. Bakın hata mesajı burada gözükecek you have to set diyor. Eğer gidip onu o field'in altına eklerseniz, bakın şuradan field derseniz ve rating'in altına eklerseniz, rating'in altında görmüş olursunuz. Bu şekilde ekleyelim. Tekrar sev yaptığımız zaman bu kez hata mesajını burada göreceğiz arkadaşlar. Bakın you have to select, you have to select rating diyor. Evet biz bunu ne ile yaptık arkadaşlar? Biz bunu validation şurla yaptık. Eğer siz bunu trigger'larla yapmak istiyorsanız, bu bir de şunu aktiflikten kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın. E, ee, ama bu kez problem oluşmuyor. Evet şimdi biz bunun aynısını trigger'larla yapacağız. Şu anda problem oluşmadığını gördünüz. Çünkü validation şunu aktiflikten kaldırdık. Şimdi e, trigger'lara gidiyorum. Diyorum ki diyorum ki arkadaşlar hemen bir for loop yapıyorum. Çünkü artık bu kifayı öğrendik. E, for loop yapıyorum. Bütün ekran için geçerli olsun diye. Account AC in ticker nokta new listemin içine bakacağım arkadaşlar. çıkır nokta new'in içine bakacağım. Ticker nokta new'e ye bakıyorum. Yeni eklerken arkadaşlar bakın. Yeni eklerken diyorum ki eğer eğer diyorum bakın if eğer bizim AC'nin ratingi eşittir nalsa bu şekilde eşittir nalsa ya da arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Eğer şöyle bunu yapalım önce arkadaşlar bunu yapalım. Eğer AC rating eşit nalsa AC nokta AC nokta add error metodunu kullanıp arkadaşlar paket ama öncelikle nal olup olmadığını çekiyoruz. Kontrol ediyoruz. Eğer nalsa error metodunu hemen ekliyoruz. Diyoruz ki e, you add an account without rating diye without rating diye bir mesaj veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu ne zaman çalışacak? Before insert görüyorsunuz. Before insert çalışacak. Kaydediyorum. Şu anda aktif bir trigger'ımız var ve trigger'ımız içinde bir validation rule'umuz var. Ne zaman çalışıyor arkadaşlar? Rating boş olduğu zaman. Rating boş olduğu zaman kontrol edelim. Account'a gidiyorum. Yeni bir account eklemek istiyorum. Hmm. İşte Bank of Pit istiyorum Yeni bir account ekliyorum. Ratingi boş bıraktım görüyorsunuz Save dedim. Bakın aynı şey diyor. You cannot add an account without rating. Peki mesaj buraya geldi arkadaşlar. Bu önemli. Mesaj buraya geldi. Neden yukarı gelmedi diye sorun arkadaşlar olabilir. Rating'e neden gelmedi? E, çünkü biz AC'ye et error dedik arkadaşlar. Eğer et error deseydik o zaman mesajımız rating'in altına gelir arkadaşlar. Bakın sev ediyorum tekrar. Bakalım kaydetmiş mi? Kaydetmiş. Seviyorum. Bu kez görüyorsunuz mesajımızı hemen rating'in altında görebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar eğer rating eklemezseniz account'ta gösterir. Yani aynı validation'larda yaptığımız gibi e, sayfamızın altında gösterir. Eğer AC noktadan sonra yani account'umuzdan sonra e, field'in adını da belirtirsek o zaman e, tam olarak bizim field'in altında hata mesajını gösterebiliyor. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Rating bir string olduğu için AC nokta rating equals null diyeceğinize daha böyle sağlam, daha e, net olması için şunu da kullanabilirsiniz. String nokta string'in bir metodu olan e, ee, stringin bir metodu olan is not null diye arkadaşlar bir metodumuz var. Is not blank, is not empty bunlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Is not Empty'yi kullanırsanız ya da is not blank'i kullanırsanız daha e, kesin olabilir. Sadece şuraya ac nokta rating yazmanız gerekiyor. Bu metodu da kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Is not empty ya da is not null. Bu tabii ki şey göre değişebiliyor bir checkbox olsaydı iznat not blank kullanırdım. iznat not empty ratingli kullandım. Bakalım ee, şey yapıyor mu? Bakın ekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi is not blank desek bunu değiştirelim. Is not blank diyelim. Tekrar yeni bir account ekleyelim. Business account ekliyorum. Bank of Trabzon diyorum. Eklemeye çalışıyorum. Ekliyor arkadaşlar. Bu burada Is not blank, is not boş olmadığı zaman hata mesajı versin dedim ama ikisini de ekledim. Demek ki bu pik listeler için çok fazla geçerli değil. Bunu bu şekilde eklememiz, tekrar kontrol edelim. String nokta is not blank. Ne demek string nokta is not blank? Boş değilse. Evet, bu boş değilse is blank deseydik. Evet, is not blank boş olmadığı zaman. E, hata verecek. Tam, tam test olması gerekiyor. Is blank olması gerekiyor. Bunu is blank diyelim. Şöyle ya da iz evet, is blank yapalım. Tekrar ekleyelim. Küçük bir e, şey yaptık. Sürekli kullandığım için e, is ekledim ama yanlış oldu. Bank of Rize diyelim. Bakın şu anda blank. Blank olduğu zaman hata mesajı istiyoruz. Seviyorum. Hata mesajı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da kullanabilirsiniz. Diğerini de kullanabilirsiniz. E, string'in metotlarından biliyor olan is blank, is not blank'i sık sık şirketlerde kullandığımızı da hatırlatmak isterim. Evet birinci örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Birinci örneğimizde ne yaptık? Birinci örneğimizde eğer insert yapmadan önce rating boş bırakılmışsa hata mesajı verdik. Şimdi buna devam edeceğiz. Bir de Before Delete yapacağız. Hemen aşağıda arkadaşlar. Bu birincisini, birincisini e, yoruma da alabilirsiniz ya da o şekilde kalsın. İkincisi Delete. Şimdi şunu kopyalayalım arkadaşlar. Aynısını eğer daha sonra lazım olacaksa o yüzden silmiyorum. Aynısını kopyalıyorum. Devam ediyorum. Diyorum ki Before Delete. Before Delete nedir arkadaşlar? Burayı Delete yapacağım. Buraya da before yapacağım ki before delete çalışsın. Evet. Hemen aynı şekilde for loop'umuzu yapacağız. For loop diyorum. Çünkü bütün account'lar için geçerli olmasını istiyorum. Account AC. Burada trigger nokta old diyorum. Çünkü before delete'lerde old var. Evet. Trigger nokta old'u kullanacağız. Before delete'lerde. Şimdi burada ne yapacağız? eğer bir account'umuz örnek diyorum. Silmek istiyoruz bir account'umuzu. Account'umuz Salıyorum. Aktif değilse, aktifse silinmesin mesela. Öyle bir örnek yapabiliriz. Eğer diyoruz arkadaşlar bakın AC nokta rating, sorry AC nokta aktif, AC nokta aktif ne değilse arkadaşlar aktifse yani eşittir yes ise accountumuz aktifse ben bunun silinmesini istemiyorum. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar aynı şekilde bakın ne diyeceğiz AC nokta add error yapacağız. AC nokta add geliyor mu otomatik? Gelmiyor. AC nokta add error diyoruz. Hemen mesajımızı yazıyoruz. You cannot delete active accounts diye bir mesajım mesaj yapıştırdık. Evet arkadaşlar. Şimdi before delete. Bir accountumuz aktifse ve biz bunu onu silmeye çalışıyorsak hemen karşımıza bir de şunu çıkacak ve diyecek ki hayır siz bunu silemezsiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, var olan bir account seçelim. Ee, buradan Bank of Adıyaman diyor aktif mi değil. Bank of e, gana görüyorsunuz aktif ve bunu e, silmeye çalışıyorum. Delete diyorum. Ve karşıma o mesajın gelmesini istiyorum. Bir kenar delete en aktif account arkadaşlar. Bu mesajı almış olduk. Evet silmeden önce eğer e, aktifse artık silinmiyor. Yani kullanıcılar aktif ekantları artık silemezler. Eğer kullanıcıların triggerları değiştirme gibi bir imkanı yoksa bundan sonra hiçbir aktif ekantı silemeyecekler. Bu şekilde tabii ki örneklerimize devam edeceğiz. E, şu anda iki tane örnekle yetinebiliriz ya da şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. E, update yapmadan önce bir for update diyelim. Eğer Account'un ismi değiştirilmişse before update diyorum. Eğer accountumuzun ismi değiştirilmişse o zaman ee, izin vermesin. Yani bizim accountların isimlerinin değişmesine izin vermiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen before update diyorum arkadaşlar bakın. Update yaptığı zaman şunu ekliyorum buraya. Bunu ne yapacağız? Insert'ü update yapacağız. Eee after da before yapacağız. Evet. Hangi işlemi yapmak istiyoruz? Update. Ne zaman? Before. Evet. Burada iki for loop kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da e, trigger node old map'i kullanabilirsiniz. Size kalmış. Önce iki for loop'la yapayım ben. E, account ac in diyorum bakın arkadaşlar. In e, trigger new diyorum. Yani yeni hali. Sonra hemen ikinci bir for loop yapıyorum ama şurada AC new diyeceğim bunu arkadaşlar. İkincisine yine for loop içinde for loop yapıyorum. Account diyorum arkadaşlar. Bakın AC old diyorum. 2 nokta üst üste. Sonra buna da checker nokta old diyorum arkadaşlar. Eğer benim bunu, bunu, bunu konuşmuştuk. Trigger nokta new de arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. Siz bir account e, örnekle Bank of e, Afyon. Bunu update etmeye çalıştığı zaman şu andaki Bank of Afyon eski değeri. Ben buraya Trabzon yazdığım zaman şu anda yazsam değişir. Trabzon yazdığım zaman arkadaşlar bu da yeni değeri oluyor. Şu anda bakın e, Bank of Afyon gitti. Yeni değerini aldı. İşte biz eski değeri yeni değerini eğer eşit değilse demek demek ki değişmiştir diyeceğiz ve izin vermeyeceğiz. Add error mesajıyla ne yapacağız? Kullanıcının bunu yapmasını engelleyeceğiz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Eğer diyoruz AC new yani bizim eski account e, yeni accountumuz accountun yeni hali nokta name eşit değilse diyorum bakın AC old nokta name. yani eski şöyle diyelim değiştirmeden önce accountumuzun adı neydi değiştirdikten sonra neydi eğer bunlar birbirine eşit değilse o zaman error mesajını ekleyeceğim hemen bakın parantezleri ekliyorum AC nokta ya da AC new üzerinden gidebiliriz. AC new nokta işte name nokta evet, error diyorum. Name'in altında gözüksün diye. Ve diyorum ki you can not change the name of the account diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir mesaj ekliyorum. Evet. Artık account'umuzun adını değiştiremeyecekler save yapıyorum ve hata mesajlarının kaybolacağını bekliyorum. Bakalım neden kaybolmamış. Evet, birinci olarak şunu yanlış yazdık. Hemen account düzeltelim. Evet, şu anda problem kalmadı. Ne zaman before update. Gidiyorum arkadaşlar bakın. Bank of Antalya'yı değiştirmek istiyorum. Diyelim ki Bank of Antalya'yı ben Bank of Antakya yapmak istiyorum. Bu şekilde değiştirmek istiyorum. Save tıkladığım anda bana diyecek ki evet bunu değiştiremezsiniz diyecek. Yani eski haliyle yeni hali birbirine eşit değil arkadaşlar. Evet bir de bunu arkadaşlar ne ile yapabiliriz? Bunu iki forluk kullanmadan trigger nokta old map'i kullanarak da yapabiliriz. Old map'ten eski adını alabiliriz. Çünkü bizde AC new var. Bu acnew'un e, ailesini kullanıp trigger nokta old'u kullanarak e, çok rahatlıkla bunu yapabiliriz. Bunun için sadece şuradaki mesajı kopyalıyorum arkadaşlar. İşime yarayacak. Bunu alıyorum buradan. For loop'u kaldırıyorum. For loop'u kaldırıyorum ve bu mesajı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi asynlue yeni hali. Eski hali lazım bana arkadaşlar şurada. Biz onu old'dan almıştık. Şu anda bakın öyle bir variable yok diyor. Onu oradan kaldıracağız. Evet. Şimdi ben buradan arkadaşlar nereye gidiyorum? trigger nokta old map'e gidiyorum. Nokta. Buradan arkadaşlar e, get diyorum. E, şey kullanabilirsiniz. Trigger nokta old map. Ondan sonra e, values diyeceğim. Çünkü ben buradan e, şöyle yapalım. Trigger nokta old map bir map olduğu için içindeki accountlar lazım bana. içindeki accountları nasıl alacağız? E, values diyorum nokta get metodunu kullanarak evet get metodunu kullanarak yukarıdaki ace'sin new'ün ailesini geçiyorum arkadaşlar. Yani bu aileye bağlı old map'in içindeki account'u bana ver ve bunun arkadaşlar adını alacağım. Adını alacağım. Biraz karışık olabilir. Diğerini de takip edebilirsiniz. Bu şekilde de yapmanız mümkün. Artık sin e, new dedik. Bakalım burada trickle old map values Küçük bir eksiğimiz var. Trigger nokta old map nokta values variable does not exist e, values diyor. Evet. Old map'te bizim e, value'lerimiz olması lazım. Old map nokta get yapsa yeterli bir dakika. Old map nokta get yapmamız gerekiyor. Map'ten almamız gerekiyor. ID'yi koyduk. Evet bu şekilde olması lazım. Get metodunu kullanabiliyorum. Evet. Trigger nokta old map deyip get metodunu kullanarak içine id koydum. Bu id'nin karşılığı olan account'u bana ver dedim ama old map'ten yani eski hali. New map deseydim yeni hali. Old map dedim. Trigger oldmap bir map. Get metodunu kullandım. İçine account'umuzun id'sini koydum. Zaten id değişmez. Old map de new de aynı id. O id'yi geçtim bana account'u verdi. Şurası arkadaşlar bakın bana account'u verdi. Account nokta name dedim ve account'umuzun neymini aldım. Yani yeni hali, eski hali. Karşılaştırıyorum. Eğer değişmişse ne yapıyorum arkadaşlar? Validation mesajını yapıştırıyorum. Şimdi kaydettik. Gidip deneyeceğiz. Aynı bakın hiç değiştirmedim. Bank of Antaki yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir e, kodla kodlarımızı biraz değiştirdik. Farklı bir kod yazdık. seviyorum Aynı mesajı alıyorum arkadaşlar. Aynı mesajı. Bu şekilde de yapmanız mümkün. Evet. Ee, bu şekilde e, örnekleri tabii ki artırabilirsiniz. Biz üç örnek verdik, üç örnekle bu konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır.